Çok değerli takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine köyden video çekmek istedim. Videonun başlangıcı da bu şekilde kendimi göstererek olsun istedim. Şöyle görün, montlayım, tişörtle geldim ama havalar soğudu. Burası bizim köyümüz, bayağı rakım olarak yüksek olduğu için bayağı soğuk arkadaşlar. Ama buna rağmen madenlerimizde hala larva var. Onlardan toplayacağım. Bir de bir çeşme duydum. Oraya gidip biraz ot varmış, ot toplayacağım. Bir gidip bakacağım duruma göre. Gelebilirsem videoda çekerim. Geri kalanını videonun Biga'da bitiririz. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun. Dostlar, tekrardan madenlerimizin olduğu yere geldim. Ot toplamaya gittim ama ortam müsait değildi. Dış sesler de çok olduğundan, ses kötü olduğu için müzik eşliğinde ekledim. Umarım seyredersiniz, keyif alırsınız. Ne otu olduğunu bilemiyorum. Otlardan topladım. Eve gidince ayıklayacağım. Onu da çekerim. Bu videoların hepsini birleştireceğim. Ekim'in 20'sini geçtik ama buna rağmen maşallah görüyorsunuz lervaları, kıpır kıpırlar. Daha önce burada video çekmiştim. Traktör lastiğinden akvaryum diye. Onu da kartlar bölümüne bırakırım. Şu şekilde lervaları görüyorsunuz. Bol proteinli, harika. Bununla ilgili daha önce video çekmiştim. O videoyu da atarım. Şimdi bu videoların hepsini birleştireceğim. Tekrardan toplayacağım. Lepisteslerime, Japonlarıma, betalarıma bu lervalardan servis edeceğim, vereceğim. Onları da çekmeye çalışırım. Bir video çıkartmaya çalışacağım. Lervaları görüyorsunuz dostlar. Tek bir kepçeyle bu kadar topladım. Bunlar balıklarımızın çok sevdiği canlı yiyeceklerden biri. Ama daha önce de uyarmıştım. Bir seferde veyahut da iki seferde vermeye bakın. Çünkü çok çabuk sivrisinek oluyorlar. Evimizi sinek basabilir. Şimdi ben toplamaya devam edeceğim. Sonra videoya gibi gerisi geriye döneceğim. Lervalarımızı yakaladım. Servis edilmeye hazır durumdalar. Artık Biga'ya gidince balıklarımı vereceğim nasipse. Artık Biga'da videoya devam ederiz dostlar. Evet dostlar, Biga'ya, hobi odamıza geldik. Burayı hatırlayan arkadaşlar çıkacaktır. Beni takip eden arkadaşlardan, takipçilerimizden. Burası benim hobi odam. Şu şekilde bayağı dağınık, toparlama aşamasında, içinde su kalmadı. İçeri taşıdım zaten malzemeleri. Artık yavaş yavaş kapatıp üstünü, bazılarını Japon bakmak için içeri taşıdım. Videonun devamında göreceksiniz zaten. Bidonlarda da bakmıştım. Setin üstünü kapatacağım. Burası da Strafor'dan akvaryum dediğim yer. Buraya otlarımızdan attım içine. Şu şekilde göstereyim, örnek amaçlı. Şöyle bir ot uzunlamasına. Tilki kuyruğuna da benziyor. Şöyle iki kök geldi herhalde. Şu şekilde göstereyim dostlar. Şöyle yakından şöyle bir tanesini çıkartayım, hatta bir şeyin üstüne koyayım. Şu şekilde biraz yosunlu temizleyeceğim, ayıklayacağım. Acelem olduğu için çok fazla ilgilenemedim. Şu şekilde ele doğayla tilki kuyruğuna benzettim. Bayağı bir topladım ama çok yosun var içinde. Buraları boşaltmamıştım da. Bunun için atıverdim. Şekilde
netlerse baş kısımlarını göstereyim sizlere. Güzel bir bitki. Ayıkladıktan sonra daha da güzel olacak. Rafya niyetine akvaryumda kullanacağım. Şekilde. Çok yosunla dostlarım. Şöyle göstereyim. Yosunlardan ayıklayacağım tek tek kökleri. Şu şekilde. Episteslerimi geçici olarak getirmiştim buraya. Isıtıcı taktım. Şu şekilde ivoriye benzeyen akvaryumu patladığı için biraz ortalık dağınık. Getirdim. Şu şekilde göstereyim. Larvaları görüyorsunuz. Hatta foto alayım bir tane. Ama şu şekilde kapak fotoğrafı yaparım. Görüyorsunuz. Balıklarımıza, buradaki balıklarıma servis edeceğim. Japon balıkları. Şu şekilde ve lepistes balıklarım. Diğerlerine evde servis edeceğim ama video çok fazla uzadı. Onun için çok fazla uzatmak istemiyorum. Verirken Japonlarıma ve lepisteslerimi de göstereyim ve videomuzu burada bitirelim. Şu şekilde şırınga yardımıyla yavaş yavaş Japonlarımıza ve lepisteslerimize vereceğim. Yalnız canlı yayın yapabilmek adına Guralux ışıklandırmam vardı, eve götürmüştüm. Çok net çıkmazsa kusura bakma. Şimdi balıklarımıza verelim. Daha önce Japonlarıma vermiştim bir videoda. İkinci kesecekler. Telefonumun çekimi çok iyi ama dediğim gibi ışıklandırma zayıf. Işıklandırma orada kaldı. Buraya pek bir faydası yok. Ama harika bir şekilde yiyorlar arkadaşlar. Hiç affetmiyorlar Japonlarımız. Lepisteslerimiz de aynı şekilde. Onlara da vereyim. Sonra videoyu bitirelim. Yavaş yavaş lepisteslerime de veriyorum. Çok fazla belli olmayacaktır ama olduğu kadarıyla şu şekilde göstereyim canlar. En azından alt taraflarda belli oluyor. İşi anlayanlar hemen saldırıyor. Özellikle anaçlarımız. Çok güzel tüketiyorlar. Bol protein kaynağı. Bunlar alışık. Önce yediler. Belki de 10. sefer yiyorlar sivrisinek larvasını. Ama Japonlarımız ikinciye yiyor. Biraz Japonlarımıza daha vereceğim. Ondan sonrasında evdekilere götüreceğim geri kalanını da. Onu çekemeyeceğim. Çok fazla uzadı. Sadece buradaki video 5 dakika oldu. Daha öncekileri de editleyeceğim. Birbirine yapıştıracağım. Herkese bol yavrulu hobiler diliyorum. Allah'a emanet olun.